Ben dün akşam Hüseyin'e evlenmek istemediğimi söyledim. Suna? Ben şey gibi duydum sanki. Evlenmek istemiyorum dedim. Bir bu eksikti. O mu almıyor seni yoksa? Fikrini mi değiştirdi? Hayır, ben istemiyorum. Suna mühendisle evlenmekten vazgeçti. Sebebi sen misin? Çocuklarım için her şeyi yapacağımı anlamışsındır İshak. Çocuklarım için göze almayacağım hiçbir şey yok. Haberin olsun. Geç de olsa döküleni saçılanı toplamaya, üstüme düşeni yapmaya geldim. Diyorum ki ikisini de alıp gideyim, ne dersiniz? Hayırlısı derim. Hayırlısı. Bana neden ayrıldığımızı söylesene. Çünkü seni sevdiğime inanmıyorsun. Bana güvenmiyorsun. Çünkü İsa'nın yanında geçirdiğim birkaç gün sanki kendi isteğimle gitmişim gibi senin kafanı karıştırıyor. Tamam Sunay. Tamam. Ben bir tek sebep bulamazken. Tamam. Peki ne yapacaksın? Baba evinden koca evine. Başka şansım yok mu? Var. Yok. Belki olurdu ama biz öyle yetiştirilmedik. Şimdi bir şeyleri değiştirmek için de çok geç. Yapamazsın. Kızım kardeşinin oğluna gönlünü düşürmüş Emrullah. Ne? Ben de arada sen varsın diye. Kızı biraz da sana emanet ederek soruyorum. Kardeşinin oğluna kefil misin Emrullah? Bu çok mesuliyetli bir iş. Hemen karar veremem. Bu evde bir yakınım oturdu amca. Tanır mısınız adabı? Tanımam mı? Havvagil Adana'ya pamuğa gittiler oğlum. Adana'ya pamuğa mı gittiler? Ne zaman gelirler? Kışa doğru. Adresleri var mı? Adres mi? Adana işte. Bin kere cevaplamış olsan da soracağım. Beni sevebilme ihtimalin var mı? İshak, Hüseyin kalbimse sen aklımsın. O burada, sen buradasın. Ne oluyor lan burada? İyi geceler çocuklar. Abi, İshak amca... Hadi lan! Ne işin var lan gecenin? Abi dur. Kurbanın olayım. Dur sen de. İshak git. Kavga etmeni istemiyorum onlarla. Git. Lütfen git. Git! Gir lan içeri. Öldür beni abi, öldür! Git! Geçmedi mi lan yaptın? Geçmedi mi lan? Nasıl olmuş? Dün gece geç saatte Mehmet Emin İshak'la birlikte görmüş Sunay'ı. Anladım. Keşke böyle olmasaydı Sunay. Başına darbeler aldığın için 48 saat gözetim altında tutulacaksın. Sen yine de şanslısın. Az önce bir genç kız daha geldi. Onu da yakınları vurmuş. Tam 3 kurşun isabet etmiş. Yaşıyor ama durumu çok ağır. Ben soğuk duruyorum. Yani bu durumda her an herkes yoluna diyebilirler bana. Niye onlardan bekliyorsun? Sen de. Kaç kere söyleyeceğim. Onların rızası olmadan ayrılırsam vururlar kızım beni. Bunu mu istiyorsun? Ama o yalanlara inanacak bir aptalı da bu evde bir daha bulamazsın. Güle güle güven. Elinde kınan duruyor lan. Onu silseydin bari. Ne Meryem? Hadi.
Sen de yarım kalan işini bitirmeye mi geldin Mehmet Emin? Suna'ya bir çift lafım var. Suna'yla yalnız konuşacağım. Siz çekilin. Savcı bey gelinceye kadar hiçbir şey edemem. Yalnız ne konuşacakmışsın? İsterse o size söyler. Şimdi müsaade. Neye müsaade sen istiyorsun? Git şu odaya bak da aklın başına gelsin. Bıraksalar belki sabaha çıkmayacak bir kızın üstüne gelip kurşun yağdırdılar. Anne, ben öyle bir şey... Kardeşinden uzak dur. Söyleyeceğini söylemişsin sen. Onu benden korumaya kalkmayın. Eğer isteseydim... Sakın sesini yükseltme. Sayın savcım, bu taraf. Bırak baba. Bırak konuşsun. İşte bu oda sayın savcım. Hem doğru söylüyor. Eğer isteseydi ondan kurtulamazdım. Düşüneceğim diye kafam patladı sabahtan beri. Elimde kardeş kanı olmayacak. Seni kurtarmanın başka bir yolu vardır mutlaka. Beni kurtaracaksın. Sakın pişman olduğunu söyleme abi. Özür dilemeye kalkma. İstesem de özür dileyemem zaten. Ama çok pişmanım. Bu rezilliği bitirmenin zamanı geldi Suna. Yoksa birimiz elinde kalacaksın. Bu da babamı öldürür. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Hiç beceremediğim bir şey. Şimdi söyleyince sen bile inanmayacaksın ama... Müsaade et. Bir kez olsun abilik yapayım sana. Eksik olsun. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Belli ki mühendisli olmayacak. Suna... Ben Avva'nın peşinden Adana'ya gidiyorum. Şimdi gitmezsem tamamen kaybedeceğim. Onu bulup ailesinden alacağım. Gel seni de götüreyim. Sana bakarım. Hem annemle babamın da huzuru olur biraz. Beni daha kolay, daha rahat öldürmenin başka bir yolunu bulamadın mı? Bula bula bunu mu buldun? Bak, yemin ederim. Kalırsan dün gece olanları hep yaşanacak. Çünkü mazeretin ne olursa olsun bu evdeki her damla gözyaşının vebali senin üzerinde. Gel gidelim. Belki o zaman bir şeyler düzelir. Sana ne kadar kızgın olduğumu bilsen bir dakika bile durmazdım burada abi. Gözlerime bak. Bana bak abi. Bana abilik yapabileceğin çok fırsatın oldu. O zaman gelecektin. Şimdi yürü git. Suna. Yürü git. Seherinin de anne yoy. Okur ezel. Dizlerim tutmuyor yavri. Oy, oy, sen iyi misin Meryem? Dayanamıyorum buraya. Hadi sen Mehmet Emin'e yetiş. Ben kalırım. Gideyim Said'e. Onlarla vedalaşacak mısın? Hayır. Ne diyeyim onlara? Ne anlatayım Suna'nın babasına? Emrullah abi bekler ama seni.
Biliyorum bekler. Ama karşısına çıkmaya yüzüm yok Ali. Adam neden diye soracak. Durmadan Sunay'ı suçlayacağıma en iyisi böyle kaçar gibi gitmek. Böyle durumlarda bir iki gün yol izni veriyorlar. İstersen o süreyi burada değerlendir. Kalıp ne yapayım? Anlamsızca dolanıp durmaktansa en iyisi gitmek. Herhalde bir daha seni göremem. Yok canım. Arada bir telefonlaşırız. Yolun açık olsun Hüseyin. Çok teşekkür ederim doktor. Bana katlandın. Saçmalama. Hocayı da görmek isterdim. Sen yarın ellerinden öptüğümü söylersin. Söylerim. Ya aslında otogara seni ben bırakmalıydım. Yok, böyle iste ay. Ben aşağıda bir taksi bulurum artık. Son olarak şunu da eklemek isterim. Burada yaşadıklarını sakın unutma. Onlar sana rehber olacak. Sence unutabilir miyim doktor? Suna hala hastanede biliyorsun. Tabii ki. Ben sabah ilgilenirim, merak etme. Tamam. Seni de arar haberdar ederim. Sağ ol. Sayfa sayfa kapanıyor. Kimseyi mutlu etmeyen bir şekilde üstelik. Kendi isteğiyle memleketin en ücra köşesindeki baraj inşaatına gidiyor. Hiç beklemediği gibi. Yalnız. Herkes benim gibi mi? Hiçbir şey değiştirmeye gücüm yetmedi. Herkes bir akıntının içinde mi? Her şey nereye savrulursa oraya. Peki ya mutlu olduğumu söyleyenler? Göze aldıkları ne? Her şey çok güzel giderken benim atladığım ne? Hayatım boyunca yüreğimde kalacaksın Sunay. Bir bıçak gibi. Dur, dur. Ne oldu anne? Annesi, ya anne nereye? Hüseyin. Anne. Anne. Nereye böyle? Anne. Konuşsana oğlum. Gidiyorum. Gidiyor musun? Sunay'ı bırak. Temel. Ya bırak şunu anne. Bırak gitsin. Ne ki olur bundan ne kasaba. Karışma sen. Git arabanın başında beni bekle. Artık ayıp gözetecek halim kalmadı. Doğru yanlış kendi bildiğimce konuşacağım. Sen kirletmedin mi bu kızı? Şimdi nasıl bırakıp gidiyorsun? Ben değil. Sunay istemiyor. O ne derse desin. Sana bir kere inanıp güvendiyse üstüne düşeni yapmadan bırakıp kaçmak var mı? Ne kadar istediğimi, ne kadar ısrar ettiğimi bir bilseniz. Sunay'ı kandırırken tatlı dillerin yok muydu? O mu koştu sana? Hayır, hayır ama. Bir daha ikna et o zaman. İyi de anne. Yapmayacaksan hevesli geldi geçti de kızım da o evde çürüsün. Hayır. Ben... Suna cahil ama sana inandıysa sen inanılacak biri olduğun içindir. Geri dön damat.
sahip çık batırdığına. Koş tut elini. Kaçmak o kadar kolaysa kaç da görelim de. Bakalım o zaman kaçıyor. Ya anne yatır artık. Yatır artık. Kızını alsın diye bir yalvarmadığın kaldı şerefsize. Gerekirse yalvaracağım. Gurur bana değil size lazım. Suna ne derse desin evleneceksin. O senin çocuğunu taşıyor diye suya atıldı. Ötesi yok. Sen de onun namusunu temizleyeceksin. Suna'ya rağmen mi? Zorla mı? Zor olacaksa böyle şeyler de olsun. Bu kadar eziyetten sonra bunun bir hayrı vardır. Yeter ki sen küsüp git. Çünkü sen gidersen ortada kalır. Daha bitmedi mi anne? Mertliğini göster. Herkesin yüzü gülsün. Tabii ki. Ya benim istediğim de bu zaten. Ben sadece ona o İshak'la ilgili olarak... yani emin olması için... Lan hadi yoluna lan. Lan hadi yoluna lan. Yürü lan. Yürü lan, yürü lan. Yürü. Bir de İshak deyip durma lan. Arkasından ne gelecek kim bilir. Lan bak ağzından bir tek laf çıkarsa... Suna'yı lekeleyecek bir tek laf çıkarsa var ya sana... Bedemin! Geri dur diyorum sana. Ya ne kafasına koymuş işte pılını pırtısını toplamış gidiyor şerefsiz. Suna durup dururken niye terk etti bunu? Kim bilir neler yaptı adi adam. Mehmet Emin! Suna'ya inanmıyorsan demin söylediklerimi duymamış ol. Öyle bir şeye ihtimal veriyorsan... güle güle git yoluna. Uğurlar olsun. Nasılsın? İyiyim. Beni senin yanında gördüler diye. Onlara mazeret yok. Hüseyin kalbinse ben aklınım öyle mi? Ya sen benim için? Yarım kalan her şey.
Geç kaldığım bütün sevinçler. Babam içeride yalnız. Gitmem lazım. Bir gün çalışıyordum. Göl kıyısında bizi izleyen biri. Öyle bir şey teklif etti ki inanamadım. Kızı çıkarabilir misin sudan dedi. Ki ben en sevdiğime geç kalmışım. Önce inanmadım. Ama gittim. İyi ki. İshak. Sen o günden beri kendimi her kaybettiğimde kendimi yeniden bulma yolumsun. Ben bu sözleri anlamıyorum. Bu yüzden kafamdan çıkaramıyorum. Ben oralarda değilim. Sen eksiklerimi gösterdin bana. Az çok yazıyorum biliyor musun? Elime ne geçerse okumaya çalışıyorum. Şuraya yoksa mı? İnsan. Yüzlü. İnsan yüzlü. Bir. Dünya. İnsan yüzlü bir dünya. Ne demek bu? Yoksa yanlış mı okudun? Ya burası? Çok uzun. Onu sen oku. Nefreti yüreğimize sokan korkunun ateşidir. Başını kaldır. Korkma. Sevgim seni koruyamazsa ne anlamı var ki? Öyle yazmıyor. Sen uydurdun. İshak. Git artık. Senden vazgeçersen hiçbir yere, hiçbir şeye yetişemem. Kararımı değiştirmemi bekleme. Bu fikirleri aklıma sen soktun. Ben kimseye muhtaç olmayacağım. Kimseye yapışıp kalmayacağım. Tam babamı buradan götürüp her şeyi yeniden kurmaya ikna ederken... Lütfen benim etrafımda dolaşma artık. Geldiniz sonra? Ateş ettik. Kaç el? Ben üzerine şarjörü boşalttım. Neden? Buralarda bir genç kızın elinde sadece namusu vardır. Sırf namusu. Başka hiçbir şey değil. Bekler. Büyükleri bir karar verinceye kadar. Sonra onlar nereyi, kimi gösterirlerse oraya gider. Gittiği yerden de öyle canı isteyince değil, ölüsü çıkar ancak. Tamam. Gerekli tutanağı hazırlayın. Eve gidelim mi baba? Hele bir sabah olsun kızım. Sabah olsun. Gel. Biraz konuşalım mı?
Bizim konuşmamız kolay değil. En azından birbirimizi öldürmedik. Şimdiye kadar. Şimdiye kadar. Sen yeminli olduğun için, ben elimden gelmediği için. Ama öldürmedik. Bunlar için mi geldin? Hayır. Artık birbirimize öfkeyle bakmaktan öte bir durum var. Suna'yı zorla götürmeye geldim. Suna zorla gelmez. Ya gelirse? Gelmez. Dediğim gibi. Ben Suna'yı götürüyorum. Artık olsun ne olacaksa. Görelim bakalım. Görelim. Dur kardeşim dur. Yasak. Kimi görmek istiyorsan sabah gel sabah. Buldum baba. Aferin kız. Sen niye işe gitmedin abi? Misafirimiz var bugün. Hayırdır? Hayır gibi Hidayet. Veysel bir kız getiriyor bugün el öptün mü? Aa, kızlar ne diyor buna? Hepsinin önüne geçiverdi Veysel. Ya ne diyecekler? Abilerin eli para tutsun sıra onlara da gelecek. Nurgül. Oğlana söyle de bidensizlik edip kızı üzmesin. Yok canım Allah korusun. Kıza nasıl izin vermiş ailesi? Biz sokağa en az 5 kişiyle çıkarken maşallah o. Bana bak seni gebertirim lan ha. O kız senin benim gibi değil ki. Kendi arabası bile varmış. Ehliyet sahibi. Ha, bir de Veysel'e güveniyor tabii. Irz düşmanı değil ki benim oğlum. Efendiden bir insan. Yenge, Suna nasıl? Daha iyi mi? İyi bıraktım çok şükür. Sana bir kahve yapayım, içer misin? Sağ ol Hidayet, hiç ağzımın tadı yok. Günaydın. 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 Nasıl geçti geceniz? Bulantı baş dönmesi gibi şikayetleriniz oldu mu? Tansiyonu gayet iyi. Bir şikayetim yok. İyiyim ben. Öyleyse sizi evinize gönderelim. Hemen çıkış işlemlerini yapın. Peki. Kızım ben de masraflar için. Tamam baba. Sen gelinceye kadar ben hazırlanırım. Tamam. Suna. Bir şey mi unuttun baba? Hüseyin? Annen gideceğini söylemişti. Gidiyordum. Eşyalarımı da toplamıştım ama kararım değişti. Sizin konuşacaklarınız vardır. Kal baba. Siz de kalın. Ben sizin yanınıza konuşmak istiyorum her şeyi. Seni bırakmayacağım Suna. Özür diliyorum. Düşe kalka birçok şeyi birlikte öğreneceğiz. Daha bir sürü hata yapacağız. Ama bunların bedeli birbirimizi kaybetmek olmamalı. Birbirimizden bu kadar çabuk vazgeçmemeliyiz Suna. Bak... Ben kendi adıma söz veriyorum. Hatta söz değil yemin ediyorum. Seni asla bırakmayacağım. Ne kelime oyunları, ne imalar. Hiçbir şey olmayacak. Sıradan basit bir adam olarak bir kez daha kapındayım Suna. Bak ben kimsenin rakibi değilim. Sadece bir ömür boyu seninle olmak bana yeter. Yok yok, ben çıksam iyi olacak. Bundan sonrası sizin bileceğiniz şey.
Kimliğin yanında mı? Evde. Hadi gidip alalım o zaman. Sonra da işlemler için belediyeye gideriz. Hüseyin, ya yine fikrin değişirse? Mesela şimdi eve girer girmez İsa avluda görürsen yine dönüp beni kontrol edecek misin? Dedim ya Suna, birçok şeyi birlikte öğreneceğiz. Kendimizi birbirimize emanet etmeyi de, geçinmeyi de, tartışıp da küs kalmamayı, birbirimizi bağışlamayı. Ne olursa olsun mutlaka güvenmeyi. Fikrini değiştiren ne oldu? Anne. Annem. Annem seni zorladı mı? Hayır. Zorladı. Hayır Suna. Başka bir hasta gelecek. Lütfen odayı boşaltır mısınız? Tabii, hemen. Ben bir taksi çevireyim. Tamam. Ne oldu? Sen inandın mı baba? İnandım. Bir tarafım sevinmiyor ama şaşkınım da. Sanki içimde bir şey eksik. Kararın nedir kızım? Ne bileyim. Yoldan dönmüş senin için. Tayini de çıkmış. Sen istemese yüzünü bile göremezdik. Giderdim. Suna, vicdanı var bu çocuğun. Bir de o taraftan bak kızım. Size ne buyurun? Veysel. Buyur abi. Otur. Aman abi. Şaşırıyor musun? Gülüyor musun kendi kendine? Şansa bak diyor musun? Adamı korkutur bu kadar be. Emrullah'a söyle. Remzi'nin çok zamanı kalmamış de. O anlar. Bugün yarın işi bağlayalım. Oldu abi, söylerim. Baba diyeceksin lan, baba. Ağzını alıştır yavaş yavaş. Sana para verdim. Niye kendine üst baş almadın? Ben de bugün alayım diyordum abi. Alo Şenol. Ben de bugün sana geleyim diyordum ya. İyi ki aradın. Tamam, geliyorum. Veysel? Bir şey mi oldu? Yo, iyiyim. Dalmışım biraz. Ne düşünüyorsun? Baban seninle konuşacaktı ya. Ne oldu? Dün akşam konuştuk. Birkaç ev bulmuş bizim için. Gidip bakın, bir tanesini beğenin dedi. Ev mi? Evet. Gidip bakalım mı? Olur.
Ama önce şeye gitsek mi? Size mi? Ha, istemez misin? İsterim tabii de ne bileyim. E hadi o zaman. Halam da şaşırdı tabii. Bu kadar çabuk olmasını o da beklemiyordu. Aa sahip, bir ara ona da uğrayalım mı? Evlere bakmaya giderken zaten önünden geçeceğiz. Görsen bayılırsın. Öyle tatlı bir insan ki. Çay demledim. Oturun da getireyim. Ay Allah razı olsun Hidayet. Ben de sana yardım edeyim yenge. Sağ ol. Geçmiş olsun Suna. Geçmiş olsun. Maşallah, maşallah. Hoş geldin kızım. Annem. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kız kardeşlerim sadece bir saniye. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu da küçük kız kardeşim Gülten. Hoş geldin. Hidayet yenge. Merhaba. Bu da Bircan. Emrullah amcam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Meryem yengem. Hoş geldin kızım. Suna, amcamın kızı. Geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, ben Hüseyin. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Geç kızım, otur şöyle. Bak vallahi kısmetinizle geldiniz. Ben de şimdi çay demledim. Nasılsın kızım? Fazla nasıl? Herkes iyi mi? Yok, içmeyeceğim. Bir halam var sadece. O da iyi çok şükür. Soranlara selamı var. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buyurun. Sağ olun. Ben hemen geliyorum. Sağ olun. Böyle bir fırsatı kaçırırsan Veysel, hepimize yazık edersin. Hiç değilse seni düşünmez baban. Hadi gel dışarı. Hı? Ayıp, böyle tek başına oturduğunu görmesin. Üzülür daha ilk günden. Tamam anne, sen çık, ben geliyorum. Bak Veysel, hakkımı helal etmem. Ona göre. Nikah mı? Hem de hemen öyle mi? Evet. Ben birazdan evrakları alıp belediyeye götüreceğim. Ha Suna, aklımıza gelmişken sen de kimliğini getirsene. Hadi. Ne kadar hoş. Ben evde bir nikah hazırlığı olduğunu bilmiyordum. Veysel hiç bahsetmedi. Suna. Ne var Veysel? Şu düştüğümüz durumlara bak. Ne durumu? Ben seni dün tanımadım Suna. Mühendis düşmüş gönlümden.
Sen işine bak Veysel. Üşümüş. Ben demiştim. Şimdi isteme istemeye gidiyorsun. Sırf annenle babanın gönlü olsun diye. Kendi söylediğine kendin inan. Sana rapor mu vereceğim ben? Veysel! Azıcık haysiyet sahibi ol Veysel. Şimdi şu kızın yanında rezil ederim seni. Suna, neden surat asıyorsun geldiğinden beri? Asmıyorum. Yara izleri öyle gösteriyor. Hadi hadi. Damadın yoluna çıktım diye mi? Konuşmaya gerek yok anne. Gitmemi istiyorsun, ben de gidiyorum işte. Senin iyiliğin için. Her şey benim iyiliğim için zaten. Bunlar da benim iyiliğim için. Kimliğimi götüreyim de Hüseyin bekleriz. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun. İyi günler oğlum. Allah eşini gücünü rast getirsin. Sağ olun. Sen de gelmek ister misin canım? Yüzüm böyleyken gelmeyeyim. Bir sürü soru sorarlar şimdi. Peki. Gün için ne diyeceksin? Ne zaman olsun? Hemen. Bir saat sonra mümkün mü? Belki bir saat sonra olmaz ama yarın ne dersin? Bak bizim doktorun bir sürü tanıdığı var belediyede. Şimdi ararım, o halleder. Duyuyor musun? Maşallah kız hemen sevdirdi kendine. Veysel pek öyle değil ama. Bu sabah Hüseyin hastaneye geldi Meryem. Suna'nın gönlünü yaptı. Suna kızım. Ben de Hüseyin'i anlatıyordum annene. Aman maşallah. Sonra? Görsen. Ayrılır gibi oldular ya. Nasıl içi yanmış oğlanın. Kızımız iyi birine gidiyor Meryem. İçimiz rahat olsun. Alo doktor. Hüseyin, ulaştın mı yerine? Hayır. Aslına bakarsan şimdiki yerinden çok memnunum doktor. Ya bir de büyük konuşup şu anahtarı iade etmeseydim sana. Efendim? Ha sahi doktor. Bak bana bir de gelin arabası lazım ha. Hüseyin eğleniyor musun benim? Ya doktor gidemedim buradayım. Bak bak sen dur ben oraya geliyorum tamam mı? Peki. Hadi görüşürüz eyvallah. Hadi bakalım. Gene gelirsin tamam mı? Adını söyle, yine getirsin seni, tamam mı? Haydi. Ayağına sağlık kızım, her zaman bekleriz. Hep babanın elini. Aman. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Yine gülüm. Tüm 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 maşallah, Allah nazarlardan saklasın ya Rabbim. Amin. Hadi güle güle, güle güle. Hadi, hadi. Hadi. Bizim işlerimiz böyle düzgün gitmez mi? Bir şey çıkmasa bari bunun altından. İçin kararmış senin Şerdi. Ne çıkacak? Gözünü sevdiğimin kör tarihi. Yere uğrayacağız. En kral amca oğlum bekler şimdi. Sizin evde soracaktım ama cesaret edemedim. Suna'ya ne olmuş? Tarladan dönerken traktör hamurundan düşmüş.
haber Veysel? İyi, ne yapıyorsun lan? İyi, ne olsun? Buyurun bir şey için. Bircan, bir şey içer misin? Teşekkür ederim, siz de çok içtim. Tamam, ben hemen geliyorum. Şşş, evden mi geliyorsunuz lan? Ne ulan, keyifsiz gözüküyorsun, ne oldu? Boş ver oğlum, haberler sende. Hiç sorma amcaoğlu. Evdekiler delirdi. Kızı görünce mi yoksa arabayı görünce mi bilmiyorum ama. Bu kıza yazık ya. Oğlum duman olacak benim yanımda. Sırf bizimkiler bir rahat nefes alsınlar diye harcayacağım kızı. Oğlum belki öyle olmaz. Belki kaynaşırsınız ha. Ya bir de kibar, samimi bir görsen. Oğlum bir bakmışsın kızı seviyorsun. Keşke öyle olsa. Aniden tutulsam. Gözüm başkasını görmese. Veysel. Ama imkanı yok. Yok. Kendimizi kurtaralım diye kızın hayatını rezil edeceğiz oğlum. Kaçayım ben. Babası ev almış bize. Daha onlara bakacağız. İyi tamam. Hadi. Görüşürüz. Hadi şş. Sodanın parasını versene oğlum. Ya yürü git ya hadi. Emiroğlu burada mı oturuyor? Niçin lazımdı? Bu kargo onun. Allah Allah. Bu da ne? İmza alabilir miyim? İyi günler. İyi günler. Suna! Suna! Bak ne geldi. Sandalyeyle gidelim.
gireceğim. Bak, gezip tozuyoruz. Bu evlere falan bakıyoruz ya. Sen beni boş ver kızım ya. İnan ki, çok güvenme bana. Kendini kötü göstermek mi istiyorsun bana? Bircan. Tamam. Git desem, gidecek misin? Ben değil. Sen istersen gidebilirsin yani. Neden gideyim? Öyleyse iyi tut beni, tamam mı? Bak söylüyorum. Beni bırakırsan bir daha bulamazsın. Açık söylüyorum. Beni bırakırsan bulamazsın. Suna yakına yapmayacak mıyız? Bak hiç aklımıza gelmedi. İstemiyorum. Kınasız gelin olur mu? Takı? Takıyı ne yapacağız? E takılarını taktık ya. Ya hani şeye götürün derken. Suna. Atmak için göle. Evlerde oturmam Bircan. Bizim eve gidiyoruz. Tamam mı? Ne zaman? Şimdi mi? Evet. Derdine yansın Remzi. Veysel. Yapma. Beni mahcup etme. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Emrullah. Hep başımız sıkışınca geliyoruz. Dedim ki 40 yılda bir dertsiz günümüz olmuş. Hocaya bir kahve ikram edeyim. Ben bu lafı şöyle anlıyorum. İşler yolunda. Çok şükür. Nerede içiyoruz kahveyi? Göl kıyısına gidelim. Sohbet ederiz biraz. Buyur, buyur, buyur. Oğlan Yıldız Hanım oldu. Yazık, o kadar yol geldi kadın. Sen hiç üzülme. Yıldız Hanım'ın bana sözü var. Siz burada nikah yapın. Oğlan tarafı da İzmir'de düğün yapacak. Sahi hocam. Nikah dedin de. Sunan'ın şahidi sen ol ya. Seni yazdıracağım, haberin olsun. Olur olur. Ha hocam. Şu da emanetin bir kısmı. Aa, ne acelesi vardı canım. Olsun hocam. Borç bizim borcumuz. Allah senden razı olsun. Senden de Emrullah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey sorabilir miyim? Sor. O gün işi bana verdiğin zaman, orada, gölde, yalnız değildim. Birkaç dalgıç daha vardı yanımda. Ama sen beni seçtin. Neden? O vakit işlerinde en serkeş, en düşkünü sendin. Yaptığım delili birilerine anlatmaya kalksa bile kimse inanmaz buna dedin. Ama sen...
Bir zamandır sanki adam gibi duruyorsun. Kim kimi düştüğü yerden çıkardı acaba? Hoş bulduk Hidayet. Günün nasıl geçti bugün? İyi. Kavga dövüş var mıydı evde? Ha yok yok. Güllük gülistanlık da her şey. Gelinlerim biri gitti biri geldi. Yahu şuna biri baksın. Tamam ben bakıyorum. Alo. Ha alo. Suna benim Hüseyin. Baksana haberlerim var. Birincisi doktor kasabadaki bütün etkisini kullandı. Yarın saat 4'te evleniyoruz. Yarın saat 4'te mi? Hı hı. İkincisi doktorun arabasını süslesinler diye çiçekçiye çoktan bıraktık bile. Hüseyin sen daha sonra arayabilir misin? Suna sen ağlıyor musun bir tane? Yarın saat 4'te nikah. Annen biliyor mu? Annene müjdeyi ben vereyim. Yenge! Yenge! Kız yenge! Suna ağlıyor. Böyle bir durumda verilecek en iyi tepki. Az kalsın unutuyordum. Gelin gelecek. Bu gece evi bir güzel temizlememiz lazım. Ya doktor ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim be kardeşim? Aa, hadi canım sen de. Düğünümüz var, düğünümüz. Çek bakayım şu kenara. Kızım ne arıyorsun burada? Veysel'i bekliyorum baba. Veysel'i mi? Aferin, aferin. Bu oğlan doğru yatırır. Sen benim yanıma gel kızım. O da artık lokale gitsin. Tut. Kasandan atları. Hatırladın mı? Mehmet Emin'le birlikte götürmeye kalkmıştınız. Beni deniyor oğlum adam. Çok akıllı adam oğlum. Kızını vermeden önce sana parasını veriyor. Bakalım ne yapacaksın diye. Kızını aldım oğlum. Aldım. Ne yaptın Veysel? Dönüş yok amca oğlum. Damadıyım adi herifin.
Bu tabakta ne var? Şşt, hanım. Uyumadın değil mi kızım? Yok, daha yatmadım yenge. Kına gecesi yapmadan olur mu? Böyle gider zaten. Böyle gitmeli. Nice kibirli gelinin 3 gün sonra döndüğünü gördüm ben. Kibirli dönmektense temkinli gitmek iyidir. E bir de iyi koca, daha ne? Dua et korktukların başına gelmedi. Adam daha kağıt dağıtmayı bilmiyor. Kumar oynayamıyor zibidi. Kalkmış kendine 5 marka alıyor, bana 1 marka veriyor. Amcaoğlu, zibidi işte. Kendin söyledin. Adı üstünde. Takılma o kadar. Senin damatlara bak lan. Ha, onlar da zibidi işte. Kazım, ne oldu lan? Canının sağlığı Veysel. Volta atıyoruz güvenle. O evli bir adam, bilmiyor musun? Gecenin bu saatinde ne işi var dışarıda? Karısı kızmasın sonra. O garibanı da Tufa'ya getirdiler. Almanya'ya götürmeye çalışıyorlar ama güven kafasına koymuş, diyor ki. Ya bırak o şerefsizi, bırak. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim. Akşamüstü mühendise yardım ettim. Evin girişini falan boyadık. Yarın gelin geliyormuş ya. Ne gelini lan? Eğleniyor musun Mehmet Emin? Yarın saat 4'te bacını gelin getiriyorlar. Thank you.
Neyse. Davut gibi olmuşsun lan. Arabayı da sana mı bıraktılar ha? Neyse merak ettik oğlum. Bir arayıp haber vermedin. Ne oldu? Eve baktınız mı? Sen o kızı istiyor musun anne? O da laf mı? Tamam. Bu eve getiriyorum Bircan'ı. Ama Veysel. Burada biz zaten. Hem kız da rahat edemez burada. O başka şeylere alışıktır. Bu da bunalır kız. Veysel. Oğlum. Şehirde ev varken. Veysel. 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 Müsaade var mı? Demek doğru ha. Gidiyorsun ha. Suna. Kendini benim yerime koy. Babamın yerine koy. Sen yüzünü örtersin olur biter. Erkek ne yapsın? Senin utancını da o çekiyor. Konuşmayacaksın. Sen bilirsin. Konuşma. Allah yolunu açık etsin kardeşim. Nikahın hayırlı olsun. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, sunam sunam kölen olam oyoy. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam sunam kölen olam uyay. Yok olur benliğim çürürse beden. Yok olur benliğim çürürse beden. Sunam sunam dağlar duman uyay. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam sunam kölen olam uyay. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam sunam dağlar duman. Babam sabaha
severim, sakla duymasınlar. Gece çökmüşken karasında uykular ya uyumasınlar. Babam sabaha uyanırsa beni süsle aşka ver. Yok ne yerim ne yurdum bilmesinler. Koru dedim kendi kendime. Şimdi seni öptüğümü düşün. Canını acıtana kadar sana sarıldım. Saçlarını kokladım. Eli kalem tutan kadından daha güzel var mı? Şentürk, Muharrem. Gelmezi gökmeyin ha. Bir saat önce burada olun. Geliriz abi. Bir saat önceden burada oluruz abi. Siz de elinizi çabuk tutun kızlar. Daha berbere gidilecek. Ne berber ya? Gelinin başı yapılacak abi. Kızlar böyle günlük halleriyle mi gitsinler? Kim götürecek peki? Damat gelip alacak. Adettir. Hacı Gül'e haber verdin Şentürk. Yavaş Emrullah. Kızı uyandıracaksın. Uyansın ya. Gelin değil mi o? Suna. Suna kalk kızım. Bu ne uykusu böyle? Oo, burada kimse yok. Suna kalkalı çok olmuş. Aman at kızım benim. Kalkmış mı? Kahvaltıya niye gelmemiş o zaman? Suna? Suna burada değil yenge. Hiç inmedi bu sabah. İnmedi mi? Suna! Suna! Neredesin kızım? Suna! Suna! Nerede bu kız ya? Nerede bu kız lan? Nerede bu kız lan? Nerede? Nerede? Kocaya kaçtı. Sabah evlenecek kız akşamdan niye kocasına kaçsın Nurgül? Mühendise demiyorum ki ben. O herife gitmiştir. Hani sarışın olan. Sarışın mı? İshak. Ne uğursuz karısın Nurgül. Kapaşam ağzında işine bak. Nerede o zaman ha? Hani nerede kızım? Ya ne oluyor sabah sabah ya? Yok yok. Mühendise gitmiştir o. Heyecanlı tabii. Biz 2 saattir avludayız abi. 2 saattir ne işi var orada? Ya ne oluyor Allah aşkına ya? Yoksa? Anne. Bırak gitsin abi. Bırak gitsin. Böyle bir günde bunu yaptı ya. Gidecek kadar cesareti varsa... Kendine sahip çıkacak kadar aklı da vardır abi. Peşine düşüp mi yapacaksın abi? Bırak.
Bırak kurtulalım artık şunu. Çekelim. Günaydın. Kızlar hazırsa biz hemen çıkalım. Şimdi Kazım da berberden randevu almış. Biz böyle bir sakal tıraş... Suna sende değil mi? Ne oldu, bir şey mi oldu? Suna sana gelmedi mi? İçeride değil mi? Götürmeyecek miydin onu? O kıza bir şey olsun. İkiniz de öldürürüm ben. İshak! İshak, bizim Sal'ı gördün mü? Kim götürdü bu Sal'ı yine ya? Sal. Hoca Efendi'ye gitmiştir Suna. Daha önce de sığınmıştı onun evine. Hiç yorma kendini baba. Oraya baktım. Orada da yok. İşimiz gücümüz var bizim. Bu işi de kaybetmeyelim. Hadi kalk. Hadi oğlum. Thank you.
İshak sal. Hadi söyle yavrum. Kızı kaçırttın de. İçinde tutma öfkeni, söyle. Ben kaçırttım. Evde kalan kızın kaderini biliyorum çünkü. Üstüme düşeni yaptı. O çürürken karşısına geçip seyrine mi baksaydım? Meryem, ben ona sen... Bunca şeyden sonra sen bilirsin demek olmaz. Evladını seven bir babaysan git diyecektin. Sen aklını karıştırdın onu. Meryem. Sanki sevmediği birine mi veriyorduk onu? Koşa koşa gitti, o mühendis değil miydi? Bir kızı korumak istiyorsan sevdiğine vereceksin. Daha iyi bir akıl bilmiyorum ben. Bunun için zorladım kendimi. Kaçsın diye değil. Yeter Meryem. Şimdi suçlu lazım değil bize. Ağlayacağına ne yapacağız? Kızı nerede bulacağız onu düşün. Açıklarını bulduk. Sunan. Kaçtan
kanadı kırık kuşlar da sessiz giden o.